Kasas suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine diğer birkaç programda olduğu gibi bir haber metni üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur külliyatında konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz aslında programımız başlıyor. Üzerinde duracağımız haber metni aslında bilimsel bir haber ve özellikle de aslında tıp dünyasını ilgilendiren bir haber. E, bilim adamlarının ortaya koymuş olduğu, e, son zamanlardaki tıp alanındaki gelişmelerin de e, beraberinde çok e, uçuk bir habermiş gibi görünen ama denemeye değer bir haber. E, haberimizin e, metninin baş kısmı maymuna kafa nakli yaptı şeklinde başlıyor. Aslında biraz enteresan, biraz ilginç gelebilecek bir konu. İtalyan beyin cerrahı Sergio Canavero, ...bir maymun üzerinde kafa nakli yapmayı başarıyla gerçekleştirdiğini iddia etti. Canavero 2 yıl içerisinde insanlar için de bunu gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Aslında bu bahsettiğimiz bilim adamı... ...iki yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı insanlar üzerindeki kafa ile alakalı... ...daha önce de basında ve sosyal medyada birçok habere konu olmuştu. Ve bu yapmak istediği deneyi gerçekleştirmeden önce ilk önce... E, kobay olarak maymunları kullandı ve bu kafa naklini ilk önce onlar üzerinde başarılı, e, gerçekleştirdiğini e, iddia ediyor en azından kendi iddiaları ve bilimsel e, ortaya koymuş olduğu veriler açınında. Ve bundan yola çıkarak acaba insanlar üzerinde de böyle müthiş bir e, nasıl diyelim bilimsel gelişme, tıbbi gelişme gerçekleştirebilir mi? Uygulanabilir mi? Sonuçlarının başarılı olması mümkün müdür? Konumuz bu aslında. Maymunun Çin'de yapılan operasyonda herhangi bir nörolojik yara olmadan canlı çıktığı bildirildi. Ancak hayvan etik nedenler gerekçe gösterilerek 20 saat sonra uyutuldu. Bir insana kafa nakli yapmak için hazır olduğunu söyleyen beyin cerrahı Sergio Canavera'ya göre bu 2017 yılı bitmeden uygulanabilecek. Beyin cerrahı bu sayede felçli hastaları tedavi edebileceğini düşünüyor. Ancak bilim dünyası operasyon konusunda şüpheli. İtalyan doktor çalışmalarını bilim dünyasının incelemesini açmamakla eleştiriliyor. Mali kaynak, kaynak içinde Mark Zuckerberg'e gidilecek. Canavero'nun başarısı ilk kafa nakli yapılacak olan insan olarak seçilen Rus hasta Valeri Spiridonov'un operasyonu için mali kaynak sağlama olarak da görülüyor. Yani yapmış, yapmak istediği e, bu Rus felçli hastanın kafa nakli operasyonundan önce belki de ee, bu bilim insanının, bu beyin cerrahının kendisinin aslında belki bir e, reklamını yaptığı da haber üzerinden söylenebilir. Yani maymun üzerinde gerçekleştirebiliyoruz, aile aile insan üzerinde de gerçekleştirebilecek sahip sahibiz ekibimize beraber diye. Canavero cerrahlardan ve bilim insanlarından oluşan büyük bir ekip için yüklü bir miktar paraya ihtiyaç duyduğunu ve bunun için Mark Zuckerberg'e başvuracağını söyledi haberimizin metni. Bu şekilde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şimdi aslında okumuş olduğumuz bu haber metni daha çok bilim dünyasını ilgilendiren, belki sansasyonel gibi görünen bir kafa nakli ile alakalı. Peki bunun nedir bizim iman hakikatleriyle, imani bahislerle alakası? Ve zaman Hazretleri 20. sözün 2. makamında peygamber mucizelerinden ve aslında her tıp dalının, her bilim dalının, işte her teknoloji dalının üzerinde bir peygamber mucizesinin durduğundan bahsederken Hz. İsa'ya da değiniyor. Bundan önceki diğer peygamberlerden mesela Hz. Süleyman'ın e, havayı e, bir taşıma e, maddesi olarak kullanmasından ışınlanmaya veya diğer işte hava yolu ulaşımlarına falan e, atıplarda bulunuyor. E, diğer peygamberlerin muzelerini ve ilgili alakalı bilim dallarını merak edenler 20. Söz 2. Bakanlığı okuyabilir. Bizim bugün üzerinde duracağımız bahis Hz. İsa ile alakalı ve tıp alanında bir haber okuduğumuz için de buradan devam edeceğiz. Her konunun başında olduğu gibi burada da bir ayet-i kerime var. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair Ali İmran Suresinin 49. ayet-i kerimesi. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim. Hz. İsa'nın Ali İmran Suresinin 49. ayet-i kerimesinde geçen kendi sözü Cenab-ı Hakk'ın elbette bildirmesiyle. Kur'an Hz. İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba beşeri sarihan teşvik eder. Yani aslında Kur'an ayetleri bize hem doğrudan hem de işari manalarıyla yani dolaylı manalarıyla örnek olma aşamasındadır. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i hem doğrudan da alabiliriz. Nedir bunlar? Hz. İsa'nın İsa burada bahsedildiği gibi yüksek ahlakından bahseder Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Biz de bunu kendimize örnek alabiliriz ve dolaylı olarak yani işare yolu anlattığı diğer ayet-i kerimelerden de kendimize örnekler çıkartabiliriz. Aynen öyle de şu elindeki sanat-ı ve tıbbı-rabbaniyeye remzen tergip ediyor yani işareten gösteriyor. Ne demişti çünkü ayet-i kerimede? Anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve en önemlisi ölüleri diriltirim. Bahsettiğimiz haberde bir insandan diğerine kafa nakli yapılabilmesi çok sansasyonel bir şey. Ve böyle bir şey sonucunda ölümle hiçbir şekilde e, karşılaşmadan yani ölüm hadisesi meydana gelmeden böyle bir şey yapabilmekte. Belki bir nevi ölüme hayat verebilmek veya ölmek üzere olan, ölmüş gibi zannedilen insanlara yeniden bir hayat kisvesine büründürebilmek mümkün. Tıpkı Hz. İsa'nın tabi elbette doğrudan doğruya yani bütün hayati fonksiyonlarıyla yaşamını yitirmiş bir insanı öldürebilmek, elbette ki Cenab-ı Hakk'ın elinde veya onun işte mucizesini ikram ettiği peygamberlerin Cenab-ı Hakk'ın elbetteki ihsan etmesiyle ellerinde. Ama biz buna yakın hadiselerin de olabileceğini Kur'an'ın peygamberlerine vermiş olduğu e, müzeler sayesinde işareten Remzen de fark edebiliyoruz. Yani demek ki böyle bir şeyler olabilecek diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Ki bu yaklaşık 70-80 sene önce yazılmış bir eser. Bezaman Hazretleri o zamanın şartlarıyla anlatmıştı. Bakalım neler söylemiş. Az önce bahsettiğimiz haber son yıllarda gerçekleşen bir haber. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Yani Kesinlikle çaresi imkansızmış gibi görünen hastalıklara dahi derman bulundu. Yani geçmişte nasıl beba veya verem hastalığı çaresizmiş gibi görünüyordu. Şimdi çok basit yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ki bu asırda da işte asrımızın vebası kanserdir deniliyor veya diğer bazı çaresi imkansız hastalıklarmış gibi görünebiliyor. Belki bunlar işte yakın zamanda şimdi tam da tarih vermeyelim 20 30 50 60 sene sonra çok büyük sıkıntılara sebep olduğu düşünülen çaresi imkansızmış gibi, bulunması imkansızmış gibi düşünen hastalıklar ne kadar basit çözümlerle tedavi edilebileceği ortaya çıkacak belki de. Öyleyse ey insan ve ey musibetse de beni Adem. Meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Yani Kur'an-ı Kerim aslında remzen işareten diyor ki Karşılaştığınız çaresizlikler, hastalıklar, musibetler karşısında ümitsizliğe düşmeyin. Hepsinin bir çaresi vardır. Bulun, geliştirin. Aslında insanlık tarihi bu ayet-i kerimenin belki de bir yaşanmış şahididir. Bu kadar büyük gelişmelerin ortaya çıkması. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki Ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Kimi? Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczanemi, eczani hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul. Elbette ararsan bulursun. Aslında ayet-i kerime işaret eden remzen e, dolaylı olarak, dolaylı yollardan bunları anlatıyor bizlere. İşte Beşer'in tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından şu anda gördüğümüz gelişmeler belki 50-60 önceki gelişmelerden çok daha ileride akıl almaz şeyler yapılıyor şu anda. Çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Evet bugünkü programımızda İtalyan cara Sergio Canavero'nun yapmayı planladığı ve bundan önce de yaptığı küçük bir deney üzerinden maymundan maymuna kafa nakli ve ileride de planlamış olduğu insandan insana kafa nakli tıbbi gelişmesi üzerine size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur külliyatında konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Efendim bir sonraki Aslında programında tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.